İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğiz. Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yılında kadın örgütleri sosyal medyada düzenledikleri kampanya ile seslerini yükseltti. Giresun Kadın Platformu da ülke genelinde eş zamanlı yapılan Twitter eylemine videolu paylaşımlarla katkı sundu. İptaline izin vermeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi kadınların yıllardır verdiği mücadele sonucunda kazanıldı. Bu sözleşme eşitlik, özgürlük demektir ve hukuk devleti olmak için önemlidir. İlk imzacısı da Türkiye'dir. Şimdi iptal söz konusudur. Ancak buna asla izin vermeyeceğiz. Biz sözleşmenin iptalinden öte harfiyen uygulanmasını talep ediyoruz. Ne acıdır ki İstanbul Sözleşmesi tam olarak uygulanmış olsaydı 2336 kadın bugün hala hayatta olacaktı. 20 Mart 2021 tarihinde İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanlığı kararı ile iptal edildiği duyuruldu. Bu karar anayasaya ve uluslararası sözleşme hukukuna aykırı olduğu gibi meclis iradesi de hiçe sayılmıştır. Kabul etmiyoruz. Şimdi de 1 Temmuz'da sözleşmeden ayrılacağı duyuruldu. Oysa uluslararası sözleşmelerden Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ayrılamıyor. Bu gerçekten hareketle bu karar yok hükmündedir. Haklarımızdan asla vazgeçmiyoruz. Sözleşmenin iptal kararını kadınlara gözdağı verme ve haklarımıza saldırı olarak görüyoruz. Ve tekrarlıyoruz. Haklarımızdan, hayatlarımızdan, örgütlü mücadelemizden ve İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmiyoruz.